Nasreddin Hoca, Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir ve çevresinde yaşamış efsanevi kişi. Çoğunlukla hazır cevap ve mizah anlayışını haiz bir bilgi olarak aksettirildiği hikayelerle tanınan Nasreddin Hoca'nın gerçekte yaşayıp yaşamadığına, yaşadıysa gerçek kişiliğinin ne olduğuna dair tartışmalar olmakla birlikte gerçek bir tarihi kişilik olduğuna dair bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden edinilen bilgilere göre 1208 yılında Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca burada temel eğitimini aldıktan sonra Sivrihisar'da medresede eğitim görmüş ve babasının ölümü üzerine döndüğü memleketinde köy imamlığı görevini üstlenmiştir. Nasreddin Hoca, bir süre sonra dönemin tasavvufi düşünce merkezlerinden Akşehir'e göç ile Mahmud-ı Hayrani'nin dervişi olarak Mevlevilik, Yesevilik veya Rufailik yoluna mensup olmuştur. Akşehir'de mülki görevler üstlenen ve aynı zamanda Akşehir çevresindeki yörelerde de kısa süreli bulunduğu düşünülen Nasreddin Hoca 1284'te yine Akşehir'de ölerek günümüzdeki Nasreddin Hoca türbesine gömülmüştür. Nasreddin Hoca'nın adına anlatılan hikayeler etrafında gelişen efsanevi kişiliği ölümüyle aynı yüzyıl içerisinde ortaya çıkmış olup Nasreddin Hoca adına addedilen yazılı anlatılar yüzyıllar içerisinde onlarla ifade edilen sayılardan binlere kadar çıkmıştır. Çoğunlukla hazır cevap bir bilgin olarak aksettirildiği hikayelerin yanı sıra Nasreddin Hoca'nın manasız sözler söyleyen akıldan noksan birisi olarak sunulduğu farklı kişilik özellikleri barındıran hikayeler de bulunmaktadır. Ermiş bir bilginden saçma sözler sarf eden bir deliye kadar birçok farklı kişilik özelliği bulunduran bu hikaye çeşitlenmesinin anonim anlatılarında zamanla Nasreddin Hoca adına bağlanmış olabileceği ihtimali ile açıklanmaktadır. Günümüzde bibliyografik bir değeri bulunan Nasreddin Hoca yazılı kültürünün bilinen en eski anlatısına 1480 yılında telif edilen Saltuname'de rastlanmakla birlikte Povest o Hos Nasreddin'e serisi 1,5 milyon ile şimdiye dek en fazla satışı yapılan Nasreddin Hoca derlemesidir. Bu eserlerden derlenen fıkralar, içerdiği mesajlar, özellikleri ve mitolojik unsurlar gibi farklı bağlamlarda incelenmiş olup birçok ülkede eğitim öğretimde de kullanılmaktadır. Yeni doğan bebeğin bebek bağının türbesine gömülmesi, yeni evlilerin ilk olarak türbesini ziyaret etmesi gibi halk inanışlarında yer edinen Nasreddin Hoca'ya dair hikayeler Türk halklarının yanı sıra Araplar, Bulgarlar, Çinliler, Farslar, Macarlar, Ruslar gibi farklı toplumlarda da yer edinmiş olup Nara Sueks, Jirenşe Şeşen gibi yerel kahramanlarının anlatıları ile iç içe geçmiş haldedir. Geniş bir coğrafi alana yayılımına bağlı olarak sanat ve popüler kültür alanlarında Nasreddin Hoca'ya dair çokça eser verilmiştir. Bunların arasında 1775-1782 yılları arasında yazılan Nasreddin Hoca'nın mansıbı bilinen ilk oyun, 1939'da gösterime giren Nasreddin Hoca-i Hitar Petar bilinen ilk filmdir. Ayrıca 1996 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada Nasreddin Hoca yılı olarak kutlanmış olup günümüzde Nasreddin Hoca adına şenlikler, yarışmalar ve bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Gerçekten yaşayıp yaşamadığına dair görüşler Nasreddin Hoca'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusu halk bilimciler tarafından ele alınmakta ve farklı görüşler ortaya konulmaktadır. Alman oryantalistler Albert Wesselski ve Martin Harman gerçekte Nasreddin Hoca diye birinin yaşamadığını öne sürmüşlerdir. Fransız oryantalist René Basset, 10. yüzyılda ünü Arap dünyasında yayılmış olan Arap güldürü tiplemesi Cuha'nın zamanla Türkler arasında hocaya dönüştüğünü öne sürmüş, Yugoslav Türkolog Fehim Bajraktarevic de Basset'nin bu fikrini desteklemiştir. Azeri halk bilimci Hanefi Zeynallı da Nasreddin Hoca'nın tarihi bir kişilik olarak ele alınmasına şüphe yıl yaklaşırken Tehmasip Ferzeliyev, Nasreddin Hoca'nın gerçek kişiliğinin önemsiz olduğunu, bir tipleme olarak içerisinde bulunduğu her kültürün ortak kahramanı olduğu görüşünü savunmuştur. Bazı araştırmacılar Nasreddin Hoca'yı folklorik bir hayal ürünü olarak ele alıp tarihi kişiliklerle bağdaştırma yoluna başvurmuşlardır. Bu yaklaşımlardan birini geliştiren İsmail Hami Danışment, Nasreddin Hoca'nın 2. Mesud döneminde yaşayan Yavlak Arslanoğlu ve 1300 yılında Kastamonu'da öldürülen Müstevfi Nasirüddin Mahmud olduğunu öne sürmüştür. Danışment, bu iddiasını Fransa'da keşfettiği Farsça bir Selçukname'ye dayandırarak ortaya atmış, ancak görüş sağlam dayanakları olmaması gerekçesiyle bilim dünyasında kabul görmemiştir. Naci Kum da bu konuya eğildiği bir yazısında Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve üzerinde Nasreddin adı ile hoca unvanının bulunduğu bir mezar taşı bulunduğunu öne sürerek Nasreddin Hoca'nın ölümünün 13. yüzyıl başında kabul edilen 1284 yılından 72 yıl önce Kayseri'de gerçekleştiğini iddia etmişse de İbrahim Hakkı Konyalı ilgili mezar taşında yaptığı okuma ile taşta Nasreddin Hoca değil Emirüddin Hoca yazdığını tespit etmiştir.
Azeri halk bilimciler Mehmet Hüseyin Tehmasip ve Mehmet Ağa Sultanov da birlikte yazdıkları Molla Nasreddin Latifalar'ı kitabında Nasirüddin Tusi'nin Nasreddin Hoca'nın yaşadığı kabul edilen zaman diliminde yaşaması, bazı yazmalarda Nasreddin Hoca'nın Nasirüddin şeklinde adlandırılması, Nasirüddin Tusi'nin bir eserinde fıkralara yer vermesi, Nasreddin Hoca'nın bazı hikayelerde müneccimleri alaya alması ve bu türden bir davranışın ancak Nasirüddin Tusi gibi yıldızlar konusunda ilim sahibi insanlardan beklenebileceği, Nasreddin Hoca'nın Timur'un huzuruna memleketinin temsilcisi olarak çıkması ile Nasirüddin Tusi'nin Alamut hükümdarınca Hülagü'nün huzuruna gönderilmesi, Nasirüddin Tusi'nin bir adının Hasan olması ve bir fıkrada Nasreddin Hoca'nın da bir adının Hasan olarak geçmesi gibi benzerlikler kurarak hocanın aslen Nasirüddin Tusi olduğunu öne sürmektedirler. Ancak Tehmasip, öne sürdükleri bu verilerin sağlam kanıtlar olarak değerlendirilemeyeceğini, vardıkları sonucun yalnızca bir varsayım olduğunu da kabul etmektedir. Ayrıca yine Azeri bir halk bilimci olan Azad Nebiyev de Tehmasip ile Sultanov'un bu iddialarını tenkit etmiştir. Irak Türkmeni araştırmacı İbrahim Dakuki, Nasreddin Hoca'nın İsfahanlı bir Fars olduğunu ve asıl adının Meşedi olduğunu öne sürmüştür. Özbekistan'da ise Nasreddin Hoca'nın Buhara doğumlu olduğuna ve ağzında dişiyle doğduğuna dair bir inanış mevcuttur. Halk arasında bu şekilde bir inanç olmasına karşın bir kısım Özbek araştırmacı Nasreddin Hoca'nın Özbek olmadığını kabul etmektedir. Ortaçağ tarihçisi Mikail Bayram da Nasreddin Hoca'nın aslen Ahi Evran, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisinde Cuha diye andığı kişinin de aslen Nasreddin Hoca olduğunu iddia etmektedir. Nasreddin Hoca'nın tarihi bir kişilik olduğunu savunanlardan halk bilimci İlhan Başgöz 13. yüzyılda böyle bir kişinin yaşadığına dair hiçbir kuşkunun bulunmadığını belirtmektedir. Yine halk bilimciler Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin ve Fatma Ahsen Turan da Nasreddin Hoca'nın 13. yüzyılda yaşadığını belirterek onu Yunus Emre ve Hacı Bektaş Iveli ile birlikte Anadolu Türklüğünün tepe noktalarından biri olarak gösterirler. Halk bilimciler Pertev Naili Boratav ile tarihçiler Mehmet Fuat Köprülü ve Tuncer Baykara da Nasreddin Hoca'nın tarihi bir kişilik olduğunu savunanlar arasında yer almaktadır. Kişiliği gerçek kişiliği Nasreddin Hoca'nın doğum yeri önceleri net olarak bilinmemekteydi. Başta İbrahim Hakkı Konyalı tarafından olmak üzere Akşehir'e bağlı Sivris köyünde doğduğuna dair iddialar öne sürülse de Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğduğu kabul edilmekteydi. Yapılan son araştırmalarla Nasreddin Hoca'nın Hortu'da doğduğu kesinleşmiştir. Doğum tarihi tam olarak bilinemese de dönemin Sivrihisar müftüsü Hasan Efendi'nin Mecmua-i Maarif adlı eserinde yer alan eski sicilden aktarılmış bilgilere göre 1208 yılında Abdullah ve Sıdıka çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Nasreddin Hoca temel eğitimini köy imamı olan babasından alarak medrese öğrenimi için Sivrihisar'da bulunmuş, babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek ondan kalan köy imamlığı görevini üstlenmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi karışıklıklar içerisinde olduğu zaman diliminde yaşayan Nasreddin Hoca'nın döneminde Muhyiddin İbnül Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Iveli, Yunus Emre gibi isimlerin etkisiyle tasavvufi düşünce ve tarikatların etkinliği artmaya başlamıştır. Bu ortamda Mecmua-i Maarif'e göre 1237 ya da 1238 yılında ardında köy imamlığı yapması için Mehmet adında birisini bırakarak tasavvufi düşüncenin merkezlerinden biri olan Akşehir'e göç eden Nasreddin Hoca, adının geçtiği en eski belge olan Saltuname'ye göre Mahmud-ı Hayrani'nin dervişi ve Sarı Saltuk'un pirdaşı olmuş, Mevlana Celaleddin Rumi ile dostluk kurmuştur. Mecmua-i Maarif'te ayrıca Hacı İbrahim Sultan'dan da tasavvufi terbiye aldığı bilgisi yer alsa da ikisinin arasında 100 yıllık fark olmasından dolayı bu bilgi tarihi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Buna karşılık Nasreddin Hoca'nın Hacı İbrahim Sultan'dan değil, aynı adlı dedesinden eğitim aldığı ihtimali bulunmaktadır. Nasreddin Hoca'nın, Şeyh-i Hayrani dolayısıyla Mevlevilik, Yesevilik veya daha zayıf ihtimalle Rufailik yoluna mensup olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Nasreddin Hoca'nın Tabibzade Mehmet Şükrü'nün silsilenamesine göre Nakşibendi olduğu belirtilse de bu bilgi de tarihi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Nasreddin Hoca, aldığı eğitimle beraber Akşehir'de mülki görevler edinerek kadılık ya da kadı naipliği yapmış muhtemelen Kayseri, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik gibi çevre yerleşim yerlerinde de bulunmuştur. 1284 yılında hayatının büyük bölümünü geçirdiği Akşehir'de ölmüştür. En eskisi 16. yüzyıla tarihlenen anonim Lataif-i Has Nasreddin derlemelerinde Nasreddin Hoca kimi zaman Timur kimi zaman 1. Alaaddin Keykubat ile çağdaş gösterilmektedir.
Evliya Çelebi ise Seyahatnamesinin ikinci cildinde Akşehir'den söz ederken Nasreddin Hoca'dan da söz açarak 1. Murat ve 1. Bayezid dönemlerinde yaşadığını belirtmiştir. Bu farklı anlatılara karşın günümüzde Nasreddin Hoca ve yakınlarına dair belgeler ışığında Nasreddin Hoca'nın 13. yüzyılda yaşadığı ve Timur, 1. Murat ya da 1. Bayezid ile çağdaş olamayacağı konu üzerinde çalışan araştırmacıların büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmektedir. Buna karşılık Timur ile çağdaş gösterildiği anlatılardaki Timur figürünün aslen Akşehir'de 8 yıl ordugah kuran Moğol şehzadesi Kiget olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Efsanevi kişiliği fıkralardan türeyip Nasreddin Hoca'yı ermiş, bilgin, hazır cevap, deli dolu gösteren ve birçok farklı kişilik özelliği yansıtan çeşitli anlatılar mevcuttur. Fıkralarının sayısının geçmiş yazılı eserlere doğru gidildikçe azalması bir takım anonim fıkraların zamanla Nasreddin Hoca adına bağlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirmekte ve efsanevi Nasreddin Hoca kişiliğinin bu şekilde çeşitlendiğini düşündürmektedir. Saltukname'de geçen bir fıkraya göre aynı şeyhin müridi olan Sarı Saltuk, Nasreddin'e Akşehir'de rastlar. Nasreddin, Saltuk'a altın, gümüş tabaklar içinde yiyecek ikram eder. Bu gösteriş karşısında Sarı Saltuk kendi kendine, bu adam acaba bu kadar serveti babasından miras mı aldı yoksa kendini mi kazandı? Diye sorar. Misafirinin aklından geçenleri sezen Nasreddin der ki, bütün bunlar babamdan kaldı. Benim, bu dünyaya gelirken getirdiğim ve bir gün dünyayı terk ederken de götüreceğim üç nesnedir. Saltuk'un, bu üç nesne nedir? Sorusuna Nasreddin Hoca'nın cevabı, bir sikimle iki taşağım. Olur. Bu kaba sözler Sarı Saltuk'un garibine gider ama düşüncesini yüksek sesle anlatmaya cesaret edemeyerek kendi kendine, böyle bilge bir adam manasız şeyler söylemez, herhalde sözlerinin gizli bir manası vardır. Acaba ne demek istedi? Diye düşünür. Nasreddin misafirinin aklından geçenleri sezer ve der ki, kafanı boş yere yorma, söyleyeyim, bu üç şeyden maksadım. Birincisi iman, ikincisi amel, üçüncüsü de ihlastır. Bu fıkra Nasreddin Hoca'nın kişiliğinin bir türlü mistik yorumudur ve ölümünden henüz 200 yıl sonra kişiliğine aslından tamamen farklı, karşısındakinin düşüncelerini keşfetme gibi nitelikler yakıştırıldığı görülmektedir. Nasreddin Hoca'nın ermişliğine yönelik fıkralardan biri de ölümünden yıllar sonra cuma namazı için toplanmış cemaati türbesine çağırdığının anlatıldığı hikayedir. Cemaat namazı bırakıp türbeye gider ancak hocayı orada bulamazlar. Döndüklerinde ise caminin kubbesinin çöktüğünü görürler. Bektaşi fıkraların niteliğine sahip Nasreddin Hoca fıkraları da bulunmaktadır. Hocanın sabah namazını uzatmasının sebebini Allah'ı borçlu edeyim diye açıkladığı, Tanrı misafiriyim diyerek evine gelen adamı mescide gönderdiği, fındık dağıtırken çocuklara Allah taksimi mi olsun kul taksimi mi diye sorduğu, kul taksimi cevabını aldığında göğe bakarak bak çocuklar bile senin işlerini beğenmiyorlar diye seslendiği fıkralar Bektaşi edalı fıkralardandır. Bu son fıkra aynı zamanda Bektaşi'nin meyve ikram ettiği kimselere Allah yapısı mı olsun kul yapısı mı diye sorduğu fıkrayla da benzerlik göstermektedir. Halk inanışları ölümünün ardından Türk kültürünün motiflerinden biri haline gelen Nasreddin Hoca, zamanla kendisi etrafında inanışlar meydana gelmiştir. Buna göre Nasreddin Hoca'nın ağlayarak değil gülerek doğduğuna inanılmaktadır. Akşehir'de bulunan türbesini ziyaret edenlerin ise gülmekten kendilerini alamayacaklarına, gülmemek için kendini zorlayan kişinin ise başına muhakkak bir şey geleceğine inanılır. Akşehir'de düğün sahibinin Nasreddin Hoca'nın türbesine gidip onu ve mollalarını düğün ziyafetine davet etmesi bir gelenek haline almış olup bu yapılmadığında çiftin geçimsizlikten müzdarip olacağı inancı yörede hakimdir. Yine yeni doğan çocukların göbek bağının türbeye gömüldüğünde çocuğun Nasreddin Hoca gibi zeki, hoşgörülü ve güler yüzlü bir insan olacağı kabul edilmektedir. Akşehir'den ayrılanların Nasreddin Hoca'nın türbesine gidip dua etmesi bir gelenek olup Mustafa Kemal'in de milli mücadele yıllarında şehirden ayrılırken türbeyi ziyaret ettiği bilinmektedir. Akşehir'de hocanın türbesinden alınan toprağın kuru ağrı denilen göz hastalığını iyileştirdiğine inanılır ve kuraklık dönemlerinde türbe önünde yağmur duasına çıkılır. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah günlerine ilk davet edilen de yine Nasreddin Hoca'dır.